Selam. Konumuz Atlantis. Atlantis'in batışı, Tot. Zümrüt tabletleriyle başladık. Yola devam ediyoruz ve bu video beni çok heyecanlandırdı. Çünkü yine başka bir video yapacakken, kehaneti işleyecekken. Arkada başka sırada konular olmasına rağmen birden önüme gene kondu. Vizyonla, duru görüyle, arkadan bu itmeyle son sürat yola giriyorum. İnşallah hoşunuza gider. Biraz da rahatsızım. Sesim yine kötü gelebilir. Bazı arkadaşlar rahatsız oluyor. Bazıları da diyor ki Satürn terbiyecisi misin? İşte sert konuşuyorsun falan. Arkadaşlar ben geçen sene falan videolarda böyle çok meyliyordum. Biliyorsunuz beni tanıyanlar. Ama şu var. Duyguyu geçiremedim. Onu hissettim. Şimdi ben nasıl anlıyorsam öyle anlatmaya çalışıyorum. Çünkü konular ağır konular. Ve duygunun nasıl geçirileceğini de ben biliyorum. Bu yüzden böyle anlatıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Ama elimden geldiğince hoşunuza gidecek şekilde de bazen esprili, bazen böyle biz bize konuşuyorum. Sizin karşınıza geliyorum, koltuğa oturuyorum. Birlikte sohbet ediyoruz. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Konularımız da çok güzel. Hadi yola başlayalım. Evet. Atlantis piramidi. Dünya planında zamanda gerçeklik yanılsamasını yaratır. Yani bizim suni matriksimizi yaratmış. Tabii ay endeksli olarak biliyorsunuz. Sphinx'i de unutmayın. Bu piramidi denetleyen ruh Arlis Kokizel frekansı ile gider. Yani piramidal, spiral döngüyle hareket eder. Kristal tapınağında tanrıça oturur. Bu bilgiler Tot'tan geliyor, bir kere onu söyleyeyim. Bilinci her şeyi içeriden yaratır. Bu kristal matris sayesinde evrimleşmiş bir insan ırkı doğdu. Ve bu ruhların yeni bir deneyime evrimleşmek için bir kez daha yaratılış denizine dalma zamanı geldiğinde kristaller armonikleri yankılayacak ve ruhlar geçiş için hatırlayacak ve hizalanacaktı. Atlantis piramidi, insanın sezgi yeteneğini kullandığı ve ruhla çalıştığı eski bir zaman hakkında büyük bir mitolojiye sahipti. Gezegenin yüzeyinde devasa kristaller kullanan ve devlerle, garip yaratıklarla yürüyen rahiplerden ve rahibelerden vardı. Ben Tot, Atlantis'i Tot, büyük Atlantis uygarlığı çökmeden önce yeni bir yuva ve yeni bir uygarlık yaratmak için büyük uzay gemilerinde eşim ve baş rahiplerimizle, rahibelerimizle birlikte gittim. Bu yer sizin tarafınızdan Mısır olarak bilinen Kem ülkesiydi. Kem göz ülkesi. Hani hep anlattığım piramidin üstündeki mavi göz biçimindeki kristalin yaydığı ışık ve insanların manipüle edilerek köle haline çevrildiği ülke. Ama farklı işler içinde kullanmışlar kristalleri ve bu bilgi Mısır'a, Atlantis'ten gelmiş. Devam edelim. Ben ve Atlantis'ten gelen diğerleri, bilgileri büyük kütüphanelerde, Amenti salonları olarak bilinen bir yerde kaydedip sakladım. Hani Sphinx'in altında var ya. Oraya da böyle deniyor. Amenti insanlık anlamına geliyordu. Şimdi onların ses tonlarının zihninizdeki yankılarını dinleyin. Ve çoğu neden buraya geldiklerini ve kim olduklarını hatırlamak için bu kayıtları araştırmalı. Bize söylüyor bunu. Burada Tot'un özellikle seslendiği insan varlıkları, Atlantis bakiyesi olan ruhlar. Baştan bunu söyleyeyim. Çünkü içimizdeki her insan varlığı Atlantis'ten gelen ruhları taşımıyor. Burası bir laboratuvar alanı ve buraya özellikle 1900'lerin başında 1 milyar olan insan nüfusu şu anda 8,5 milyar oldu. Hasat zamanındaki ortaya çıkan çok büyük enerjiden dolayı hasat zaman sırasındaki 3. boyutta liyakata
ermiş olan, hasada yakın olan ruhlar, bu tür çekirdek dünyalara hasat olmak için gelirler. Burada bedenlenirler. Şu andaki fazla nüfusun sebebi de evrenin pek çok yerinden, galaksinin pek çok sisteminden, yıldız sisteminden, üçüncü boyutun son devresine gelmiş olan ve liyakat kazanmış olan ruhlar gelip insan bedeninde bedenlendiler. Bunların bir kısmı belki daha önce hiç insansı bedende olmamıştı. Çok farklı bedenlerde olmuş olabilirler. Çünkü her bir logos, her bir yıldız kendi sistemini bütün boyutlardaki bedenleri programlar. Mesela bizim güneşimizin üçüncü boyutta Maldek mesela, parçalanan gezegen, o meteor kuşağı, orada Bigfoot'lar üçüncü boyutta yaşamışlar. Ve güneşin seçtiği üçüncü boyut bedende Bigfoot benzeriymiş. Sonradan bir takım şeylerle geri evrimleşme, biraz sonra Todd anlatacak, insansı yapıya dönüştürülmüş. İşin içinde sır var, sırrın içinde sır var yani, bileceğiniz. Burada Tot'un seslendiği, dediğim gibi, Atlantis bakiyesi olan ruhlar. Fakat Atlantis'in batışından sonra evrimleşmeyle üçüncü boyuta liyakat kazanan hayvanımsılardan, daha doğrusu onlardan da liyakat kazanan ruhlar var, beşer ruhlar var. İlk kez üçüncü boyuta girenler de var. Şu zamanda hepsi dünyada bir arada yaşıyor. O yüzden çok büyük bir mozaik içinde yaşıyoruz. Birbirimizi anlayamamamızın sebebi de ruh tekamüllerinin çok farklı olmasından dolayı. Empati yapmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Bir kere gelmişiz buraya. Zor bir plan. Dersleri çok ağır. Dualite çok keskin. Fakat amacımız hepimizin inşallah hasat olmak. Olabilen olacak, olamayan üçüncü boyuttaki deneyimlerine tekrar tekrar devam edecek. Ben bu videoyu neden yaptım? Dostlarla geçen hafta Atlantis konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ve Mars'taki insanların boylarından, Mars'ın çekirdeğinin, manyetik alanının dünyaya göre çok daha az olmasından dolayı yüzeyde yaşayanların devler olduğunu konuşuyoruz. Devlerden kasıt 3-4 metre diyelim. Ve Atlantis'le de bağdaştırıyoruz. Ancak tam olarak oturmuyor yerine ayaklar. Sabahına yani 4-5 falan. Ben artık çok fazla uyuyamıyorum yani. 3 saat falan ancak uyuyorum. Uzun süredir böyle de. Ama uyku da uyku değil. Böyle duru görü hep yarı uyur, yarı uyanık vaziyette. Dürte dürte kaldırdılar yine. Israrla diyorlar ki Atlantisliler Mars'tan geldi. Şimdi ben çok anlamıyorum ne olduğunu. Emin değilim bu bilgiden daha doğrusu. Ardından sabaha kadar bir takım görüntüler, işte nasıl portallar açılıyor, portaldan nasıl geliş falan. Ben de kafamda bir takım şeyler yerine oturmaya başladı bu görüntüleri gördükten sonra. Ardından dün bir mail geldi ve o mailde mağara resimleri, ama mağaraların içerisi tapınak haline getirilmiş. Bu Mitra'da anlattığım gibi, fakat daha farklı tapınaklar bunlar. Mitra tapınağı değil bunlar. Ve kapılar var. Yani kapı şeklinde oyulmuş. İçeride de bir takım kabartmalar var. İnsan kabartmaları. Fakat o kabartmalar da yıpratılmış zaman içinde. Kocaman bir taş, tabii taş dediğim kristalize dağlar bunlar.
çok eski dağlar. Çok yüksekte kapı var. Yani yerle arasında metreler, yüz metrelerce mesafe var. Çok ilginç bir yapı. Gönderen arkadaş da diyor ki, bunu neden sizi gönderdiğimi bilmiyorum ama gönderiyorum diye yazmış. Bunların hiçbiri tesadüf değil tabii. Ben tesadüflere inanmam. Bunları gördükten sonra yine biraz da rahatsızım, kusura bakmayın, sesim de böyle çıkıyor. Dün de yine ilaç aldım, bir miktar uzanayım dedim. Durugöre'ye geçtim tabii yine. Uyur, yarı uyanık vaziyette. Bu mağarayı görüyorum. Mağaraları, daha doğrusu birden fazla mağara gönderildi. Onları, bir tanesini görüyorum, onlardan bir tanesini. Ve yine zamanda yolculuk gibi gördüğüm şey, o kabartmaların üstündeki bir tane ortada olan bir insanı gördüm. Çok eski zamanlarda, kıyafetleri de aynı şekilde. Sonra onun alnına oturuyordu, alnına elimi koydum. Elimi koyduğum anda, epifiz bezine tabii koyuyorum. Bunu neden yaptığımı da ben de bilmiyorum ama öyle yapıyorum. Birden etraf mavi, mor, beyaz ışıkla kaplandı. Ardından bu epifiz bezi çam kozalağı şeklinde ya, masa büyüklüğünde çam kozalağı. O da bu ışıkla kristalize bir ışık yanıp söner vaziyette yanmaya başladı. Ardından portal açıldı. Mars'la portal açılıyor. Tabii şaşırmadım. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Ardından böyle bir bilgi mail olarak gelmesi, sonra bunu görmem. Kalktım, dedim ki ben nerede bunu bulacağım, bu mağarayı, portal mağarayı. Yine tesadüf değil. Yabancı bir belgeseli YouTube'dan bakıyorum yine. Bakarken Apache'leri, onlarla ilgili cave portal, batısında Amerika'nın kanyon bölgesinde Fajardo Butte dağı, bu kanyonların olduğu bölgede. Şimdi bu üstü düz olan kristal kayalık dağlar çok anlamlı. Bunlar kristaller. Daha önce size videolarımda Uluru'yu anlattım. Avustralya'daki bu yangının bir ritüel olduğunu, insan işi olmadığını, üst boyutlardan yardım için böyle bir ritüel yapıldığını, ateş ritüeli olduğunu anlatmıştım 2020'nin başında, o yangınların çıktığında. Masada Dağı'nda Keyf mağarası sakinlerin olduğunu yine kitabımda da anlattım, videolarda da. Bunu tekrar videosunu yapacağım inşallah. Keyf sakinleri Masada Dağı'nda. Evet. Rirorama Brezilya'daki dağ, onun da üstü düz ve kristal. Pembe kristal üstelik. Aynı Atlantis'teki kristaller gibi. Doğal kristal. Onun da üstünde bir yapılanma olduğunu yine anlatmıştım. Başka videoda bu üçünü birden tekrar anlatacağım detaylı bir şekilde. Vizyonları da içine katarak. Ancak demek istediğim şey, bu tür dağlar, Fajardo Butte Dağı gibi portal açan yerler. Bu kristalleri kullanarak, doğal kristallerin enerjisini kullanarak bunu çok rahat yapıyorlar. Diyor ki Apache, mitolojisi. Biz suyla yıkılmış olan, ateşler içinde kalmış olan vatanımızdan ışınlanarak bu mağaralara geldik ve burada doğduk birden. Kayada doğan Mitre'yi anlattık değil mi? Apache de aynı şeyi söylüyor. Kızılderili mitolojisi de aynı şeyi söylüyor. Ve Mars'ta bütün sular çekilmiş, büyük bir yıkım.
Ardından atmosfer, her şey yerle bir olmuş. Mars'tan buraya gelenler var ve gerçek. Şimdi Tot da anlatıyor. Birden Tot'un da bu bilgisi açıldı. Hepsi sırayla açıldı bakın. İlk konuşma, dostlarla olan konuşma. Ardından mail gelmesi, ardından benim vizyonel görüm, ardından önüme bu belgeselin konması, hiç alakasız bir şekilde aramıyorum. Yani önüme konuluyor resmen. Çok hızlı bir şekilde oluyor. Puzzle birleşiyor. Bu Apache mitolojisi. Hemen ardından da Tot'un eski kayıtlarımda olan bu bilgisi önüme geldi. Bütün domino taşları yerince, yerli yerince oturdu. Şimdi size bunu aktarıyorum. Tot devam ediyor. Ve bu zaman çizelgesinde daha büyük amaçları olduğunu hissedecekler. Seslendiği Atlantis bakiyesi ruhlar. Onlara söylüyor. Ve bu amacın ne olabileceğini bulmaya çalışacaklar. Atlantis piramidi bu okuma sırasında dünyayı dolaşanlara bir uyarı olarak bu büyük medeniyetin düşüşünün hikayelerini yarattı. Ve insanlık yeryüzündeki evinin yok olmasından endişelensin. Korkmayın, ruhların sadece eve, ışığa giden yolu hatırlaması gerekiyor. Çünkü ne başlangıç ne de son var. Ve ben Atlantis'i Tot. Şimdi sizi Atlantis piramidine götüreceğim. Böylece olduğunuz her şeyi hatırlayacaksınız. Işık ile karanlık arasındaki oyunda neler olduğunu anlayacaksınız. Ve ne yapman gerektiğini hatırlayacaksın. Aslında Atlantis'in altın çağı, bu kutsal dünyada ulaşılan kozmik bilincin en yüksek seviyelerinden biriydi. Ve bu tam fiziksel eterik 12'li DNA'nın aktive edilmesi ve gerçekleştirilmesi olan kendinden aydınlanma yaşamlarını deneyimlediniz. İplik DNA'sı ekstra duysal algı yeteneklerinizin birçoğu ve aktive edilmiş merkabalar ışık bedenlerinizde seyahat etmekteydi. Yani kendi kendimize portal açabiliyormuşuz. Hayatlarınızı sevgi ve neşe içinde yaşadınız. İlahi sevginin yollarında yürüdünüz. Yıldız kardeşlerinizle ve dev ırklarla bağlantı kurdunuz. Çok kolaymış bu bağlantılarda. Ve daha sonra bu kutsal öğrenme okulunda titreşiminizi azaltmayı ve dünyaya tüm yaşamına yardımcı olmayı seçtiniz. Sonra üçüncü boyuta düştünüz diyor. Birçoğunuz hafıza bankalarınızda sadece M.Ö. 50 bin ile M.Ö. 18 bin arasında deneyimlenen Atlantis'in altın çağını değil, aynı zamanda Belial'in oğulları ve Marslar aracılığıyla olan Atlantis'in ölümünü de tutuyorsunuz. Ve bu korku bu kutsal dünyada ve bu kutupluluk düzleminde zaman içinde gerçeklik yanılsamasında kendini tekrar ediyor. Yaklaşık M.Ö. 17.500 ile M.Ö. 15.000 arasında Atlantis, büyük kristalin kötüye kullanılmasıyla 5 adaya bölündü. 3 ana ada Poseida, Aryan ve Ok idi ve Aryan ırkının yönetimi altındaki 2 küçük ada Atalya ve Eyra olarak biliniyordu. Bununla farklı inançlardan oluşan 2 ana grubun evrimi geldi. Poseida adasına ve Aryan adasına dayanan Belial'lerin oğullarının Aryan ırkına dayanan birin yasasının atlara bilim adamı rahipliği. Öncelikle Pleiades kökenli ve yaklaşık 3-4 metre boyunda olan Atlantis'in dev ırkı olarak bilinenler de Poseida'da bulunuyordu. Poseida kristalin güç şebekesinin merkezi ve çekirdeğiydi. En gelişmiş ve güzel kristaller burada yerleştirildi. Harika kristal tapınaklarda ve yeraltı kristal yataklarında barındırıldı. Doğal kristaller de kullanılmış. Ne yazık ki zamanla Atlara rahipliği ile Belial'in oğulları arasında özellikle de genetik olarak tasarlanmış melez kölelerin yarı insan yarı hayvan kullanımı ve Belial oğullarının maddi güç
ve kontrol sorunları nedeniyle büyük çatlaklar oluştu. Belial, ek bilgi olarak verirsek, 1 milyon yıl önce kendi zamanlarında küçük bir Marslı grubu, milattan önce 65 bin civarında Atlantis'te bir ışık portalına girdiler ve atmosferik olarak tahrip olmuş dünyalarını geride bıraktılar. Sentetik bir merkaba yaratarak geleceği zamanda yolculuk yapabildiler. Arkadaşlar, bu önemli, burası önemli. Şimdi Mars bize göre 1 milyon yıl kadar önce. Bakın, zaman görecelidir. Bütün zamanlar aynı anda mevcut. Önce bu bilgiyi vereyim, sonra onu anlatacağım. 1 milyon yıl önce Mars'ta büyük bir yıkım olmuş. Aynı Nuh tufanı gibi. Suya batmış bütün kıtalar. Ve sonra sular çekilmiş. Atmosfer yerle bir olmuş. Kendi kendilerini yok etmişler. Burada Todd anlatmıyor ama diğer akışlarda Mars'taki bu yıkımın 3 tane sebebi olduğu söyleniyor. Bir tanesi Venüs'ün yanından geçmesi. Venüs bu güneş sistemine dışarıdan gelmiş. Aslan takım yıldızında. İmamesi Venüs bu güneş sistemine. Bir günü 365 gün bizim günümüzle. Tek tersine dönen gezegen güneş sisteminde. Diğer bütün gezegenler farklı dönüyor, bu farklı dönüyor. Yani sanki bir denge kuruyormuş gibi Venüs. Çok farklı yapısı. Ve Venüs'teki ırklar da orada 3. boyutta şu an dendiğine göre 5 ile 6 oradaki yaşam bulunan boyut. Daha önce pozitif 3. boyut deneyimlemişler. Zevk ise sefa aleminde yaşamışlar. Bu Venüs, Tanrıça falan, Afrodit. Bunlar Venüs'le alakalı. Yani bizim 3. boyutumuz gibi ya da Mars'ınki gibi böyle kavga, gürültü, savaş falan değil. Son derece refahta yaşamış oradakiler. O yüzden bu Venüs'ün etkisinin de astrolojik olarak hep böyle güzellik, aşk falan olduğu söylenir. Neyse, Mars'ın yanından geçmiş bu. Geçerken Mars'ı bir devirmiş. 1 milyon yıl önce oluyor bunlar. Sonra kuyruklu yıldız. O da yetmemiş. Bunlar bir de nükleer savaşa girişmişler. Bu arada Maldek'te savaşlar olmuş. Maldek parçalanmış. Meteor kuşağı oluşmuş. Orada da Bigfoot'lar var. O Bigfoot'ların ruhları da dünyada bedenlenmiş. Geri evrimde. 2. boyutta evrimleşmişler. Yani maymunum suların içine girmişler. Sonra bunlar da evrimleşip 3. boyuta geçiyorlar. Yine dünyada. 1 milyon yıl önce bak. Mars'ta bu olay oluyor. Ve bu Mars'taki arkadaşların bir kısmı portal açıyorlar. Zamanda yolculuk yapmak için. CERN'deki gibi. Bizimkiler tabii şu anda yeteri kadar bunu geliştirdiklerini sanmıyorum ama bu Mars'takiler bu işi çok iyi biliyorlarmış. Zamanda yolculuğu. Daha doğrusu 4. boyutta itibaren bütün hepsi çok iyi biliyor. Zaman yolculuğunu. Ruh transformasyonunu da çok iyi biliyorlar. Çok da uzun yaşıyorlar. 1 milyon yıl önce zamanda yolculuk yapıyor bu Mars'takiler. Ve bize göre 1 milyon yıl öncesinden milattan önce 65 bin yıl önceki Atlantis'e kendilerini zamanda yolculuk yaparak ışınlıyorlar. Nereye geliyorlar? Milattan önce 65 bin yıl önceki Atlantis'in hayatına geliyorlar. Daha yeni yeni palazlanıyor Atlantis o sırada. Dünyada. Ve yine 4. boyutta Atlantis, Demu'da o sırada. 3 değil bakın.
Oraya geliyorlar. Dev ırk bu arada. Mars'tan gelenler. Bu 3-4 metre. Ve Nordikler. Ama reptilyanlar da var, griler de var. Onlar da geliyor. Zamanda yolculuk yaparak geliyorlar Atlantis'e. Ve her ne hikmetse Atlantis'te de bunlar kabul ediliyorlar. Herhalde gene ihtiyarlar konseyi falan razı oldu bunların dünyaya gelişine. Ve burada daha geri evrimleşmeye razı olup da burada bedenleniyorlar tekrar. Bir süre sonra değişime uğruyorlar. Dünyada yaşayacak duruma geliyorlar. Çünkü yine de Mars'la Dünya arasında fark var. 4. boyut bile olsa. Atlantis'in ve Mu'nun o sıradaki manyetik alan durumu 4. boyuta göre bu arada. 3 değil bakın. Yani bu varlıkların orada yaşamasına uygun Atlantis. Şu andaki bizim 3. boyuttaki Matrix gibi değil. Farklı bir gerçeklik yani. Ve Atlantis'te bunlar oranın sakini olarak yaşamaya başlıyorlar. Daha sonra bunlar Belial oğullarını meydana getiriyorlar Atlantis'te. Yani karanlığın çocuklarını, negatife beslenen. İlk başlangıçta Yahve'nin çocukları var burada. Hani diyorsunuz ya sıfır kan grubu, bu Yahve'nin çocukları. Sonradan gelen yıldız doğumları AB ve AB karışımı olan. Bedende ne varsa ruhta aynısı vardır. Ruhta ne varsa bedende aynısı vardır. Her bir analizde anlatıyorum bunları. Ve zaman. Zaman senin için göreceli. Bu 3. boyutta yaşayan varlık. Ruh varlığı olarak sana sesleniyorum. Bedenin 2 metrelik toprağa girecek. Sen sonsuzluk yolcususun. Ruh olarak. Türlü bedenlere girdin çıktın. Elbise olarak değiştirdin. Tüm enkarnasyonlarda bunu yapıyorsun. Mineralden başladın. Mevlana'nın dediği gibi. Bitki, hayvan, insana geldin. Sonra yarı madde, yarı enerjistik, sonra ışık bedenleri. Hep girip çıkacaksın. Ve zaman lineerdir. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Yaradanın zamanı noktasaldır. Her yere eşit uzaklıktadır. Bir olan kendini projekte eder. Her şeyi kaplar ama hiçbir şeyin içinde değildir. En büyük de en küçük gizli. Yukarıdaki aşağıdaki gibidir. Bu Yaradan'ın tanımı. O projekte ettikleri içindeyiz biz. Kendine göre sanal gerçeklik. Aynı sinema perdesine bir noktadan yansıyan görüntü. Kendimizi o görüntünün içinde var sanıyoruz. Aynı tiyatro sahnesi gibi. Kendinden kendini seyrediyor. Kendinden kendine film çeviriyor. O projeksiyonun içinde olan her şey zamansız olarak her an mevcuttur. Sonsuz, sınırsız, çeşitte. Sayıda. Varoluş var. Her şanda kendini yaratıyor. Benzersiz kaderlerde. Benzersiz esma, doğum esma terkibiyle. Böyle yaratılıyorsunuz. Hepimiz, her can. Ve hak esması gereği her varoluşa kendi hakkını verir. Yaşam hakkını. O yüzden sen bir böceği öldüremezsin. Buna hakkın yok. Öldürdüğün kim? Ve kendine yapılan bir başka yarattığının zararı da günah olarak yazılır. Neyse, zaman yok. Uzaya çık, zaman var mı? Merkür'e git, Mars'a ya da başka Ay'a git. Zaman yok. Zaman göreceli. Bu Matrix'e göre sen bir zaman içinde var olduğunu sanıyorsun. Ama tüm zamanlar aynı anda yaşıyorlar. Anti evren kısmında
yani ahirette gittiğinde zaman kapıları vardır. Burada zaman akar, mekan sabit. Orada mekanlar akar, zaman sabit. Ve CERN'de de anti evrene ışık hızıyla geçtiğinde zaman kapılarına girip çıkma yeteneğini var ise zamanda yolculuk yaparsın. İşte bu dördüncü boyuttaki Marslar da, o zamanki Atlantisler de bu zaman yolculuğunu, anti evrene giriş çıkışı çok iyi biliyorlarmış. Ve bunu da hem doğal merkabalarıyla, ışık araçlarıyla hem de doğal olmayan yolla yarattıkları sapan etkisi gibi. Bunu da zaman videosunda uzun uzun anlatmıştım. Yöntemlerle kullanıyorlarmış. Yani mühürlü kaderimde de anlattığım gibi biz farklı zamanlara enkarne olabiliriz. Tamamen tekamülümüzle alakalı bir durum. Geldiğimiz seviyeyle alakalı bir durum ve ruhumuzun evrimiyle alakalı bir durum. Bu Mars'taki arkadaşlar da sentetik merkaba yapma yoluyla portal açıp 1 milyon yıl öncesinden milattan önce 65 bin yılına, yani bundan 65 bin yıl öncesine gelmişler. Bakın, 1 milyonla 65 bin arasındaki farka zaman yolculuğu yapıp Atlantis'e gelip orada yaşamaya başlamışlar. Ardından da kendi genetiklerinden Belial oğullarını yaratmışlar. Işığın çocukları ve karanlığın çocukları birlikte yaşamış Atlantis'te. Todd devam ediyor. Marslar negatifliğe dayanan bir gerçeklik yarattıklarından, varışlarında Atlantislileri kontrol etmeye ve onlara hükmetmeye çalıştılar. Birkaç başarısız denemeden sonra, çünkü sayıları azdı, bu Marslar sevgiyi deneyimlemeleriyle ve Atlantislilerin Marslıların sol beyin teknolojilerini öğrenmesiyle karşılıklı alışveriş olmuş. Atlantisler ile karşılıklı işbirliği noktasına ulaştılar. Barış, işbirliği ve uyum üzerindeki bu odaklanma yaklaşık M.Ö. 50.000'de kozmik bir bağışlama ve sevgi nefesinde genişlediğinde ortaya çıktı. Bu Marslar bağışlanma sürecine de geçmişler ruhsal olarak da. Yani yaptıkları aslında kendi kendilerini yok etme, büyük bir yaradan indinde günahtır. O şimdi an tüm boyutlardaki her atom ve molekül bir olanın ilahi açılmayan ışığında yıkandı. Ve bu güneş sistemi tüm boyutlar gibi çoklu evreninizdeki yıldız sistemleri ve galaksiler gibi yükseltilmiş frekansta kucaklandı. Yaradan indinde tüm günahlar bağışlanır. Tek biri hariç. Biliyorsunuz. Tek birlik bilincinin ışınlarından çıkan elmas, altın ve beyaz ışık. Yani kristaller ve altın birlikte olur. Altından besleniyor kristal. Birbirlerini besliyorlar daha doğrusu. Altın madenlerinde hep kuarslar olur. Ve beyaz ışık. İlk Rahman'ın iz ışık boyutu. Kan ve kristalde anlattığım, son videoda Mitra'da anlattığım ışık, kristal ve kan. Esiri madde, gu, değişen dönüşen ham madde. Her bir gezegende de bu farklı bu arada. O yüzden her bir gezegendeki varoluşlar, bedenler de farklı. Biz hiçbir zaman kendimize birebir benzeyen başka bir gezegen ve bu insan bedenine benzeyen varlıkları bulamayacağız. Mutlaka farklı olacaklar. Çünkü her bir yıldız sisteminin ve gezegenlerin özellikleri, ham maddesi, gusu farklıdır. Her birinde ayrı ayrı varoluşlar. Artık bunu anlasak iyi olur. Yani kendimize benzeyenleri bulmaya niyet değil de
bütün varoluşu olduğu gibi kabullenmeyi bilebilmemiz lazım. Maalesef çok şartlı şurtlu yaşadığımız için bu dünyadaki insanlar da birbirini kabullenmiyorlar. Reddediyorlar. Her anlamda. Zaten çatışmalar da bu yüzden çıkıyor. Bu barışçıl birlikte yaratım döneminde Marslılar Atlantislilere büyük kristali yaratmalarında yardım ettiler. Güneş enerjisini kullanmak için kullanılan devasa bir elektromanyetik lazer yapısı yapıldı. Bu belirli matematiksel oranlar kullanan muazzam bir projeydi. Bu büyük kristal her biri 6 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğinde üçlü setler halinde dikilmiş bir dizi ateş kristali yarattı. Bu ateş kristalleri ayara bağlı olarak güneşi az ya da çok yansıtarak bir güneş enerjisi kaynağı meydana getiriyordu. Güneşi kopyalıyormuş kristaller. Aynı öyle. Benzer enerji. Ayrıca enerji ışınları aracılığıyla gezegenin ve insanların iyileşmesini sağladı. Bir de şifada kullanıyorlarmış. İşte piramitler hep söylüyoruz ya. Aynı silsile. Atlantis'in teknolojisi Mısır'a da geçmiş. Tot yoluyla tabii. Atlantis'in altın çağı boyunca bedendeki herhangi bir frekansı iyileştirme yeteneğine sahip olduğunuz için bu büyük kristali kullanmak inanılmazdı. Bunları Tot'tan dinlemek çok hoş bu arada. Muazzam. Ayrıca çoğunuz galaksinin bu çeyreğinde kendi aktive merkabalarınızda, hepimizin var merkabası, ışık bedenlerinizde, boyutlar arası olarak seyahat edebildiniz. Yani kristaller desteğiyle oluyor bu. Ama her birimizde bu ışık bedenlerimizi yaratıp kullanabiliyormuşuz. Şimdi çok uğraşıyoruz ya merkaba yapalım diye. Ama o zaman çok kolaymış bunlar. Demek ki bu kristallerle bu iş daha kolay oluyordu. Şimdi eksik olan ayaklarımız var anlaşılan. Ya da çok çalışmamız gerekiyor. Titreşimimizi çok hızlandırmamız gerekiyor. Bu zikirlerle, meditasyon, yoga falan neyse. Ya da travmatik olaylarla. En hızlı travmatik olaylardır. Aniden gerçekliğin değişir. Titreşimin birden artar. Niye? Damdan düştüğün zaman ruhun çatlayıp patlıyor. Ve bedenine yansıtıyor bunu. Hayatta kalabilmek için. En üst seviyede enerji üretiyorsun. Beyinsel olarak da, ruhsal olarak da. Hayatta kalmaya çalışıyorsun çünkü. Ölüm anında da DMT. Doğum anında da DMT. En maksimumda. Bir de bu travmatik olaylarda DMT. En maksimumda çalışır. Ne oluyor DMT çok fazla olunca? Teta'ya iniyorsun. Sonsuz olasılıkların olduğu kuantum alana iniyorsun değil mi? O zaman Akaşa'ya girip çıkmak çok kolay oluyor. Bu sebeple travmatik olaylar yaşayanlar. Hani diyorsunuz ya acı çekiyorsak biz o zaman daha mı şanslıyız? Evet. Çünkü bu teta seviyesine daha kolay girebildiğin için. Yaşamak için yol arıyorsun yani. Kendini aşıyorsun. Bunun sonucunda da ölmeden önce ölmeyi yaşıyorsun. Hani kamil insan olun diyoruz ya. Böyle çok zevki sefada yaşayanlar. Zor. Daha doğrusu uzun yoldan gider. Gene zor değil. Çalışır, en iyisi olmaya çalışır. Kendince nasıl biliyorsa. Doğada su kenarlarında olur. Bu su kenarlarındaki her akan suyun altında da ley hatları vardır bu arada. Yani sinir sistemi vardır dünyanın. Onun da sana bir katkısı olur. Dağların da olur. Denizlerin de olur. Hareket olan her şey. Durgun su demiyorum. Hareket. Orada bil ki enerji vardır. Onun da sana bir şekilde desteği olur. İnisiye olman da.
veya Mısırlı rahipler gibi ya da Tibet'tekiler gibi kendine azap verici inisiyasyon çalışmaları. Hani Mitra tapınağında ne yapıyorlarmış? Etinden et kopartıyorlarmış. Daha bir sürü şeyler. Terbiye yöntemleri. Hani sırtlarını kırbaçlıyorlar ya bir de onlar mesela. Tabii bunlar iyi şeyler değil. Doğru olan yapabildiğimiz kadar zikirde olup bu ses tekrarlarıyla titreştirip hasat olacak seviyede ruhumuzu yukarıya çıkartabilmeyi sağlamak. Titreşim artacak. Yani ışık hızına yakın ruhun titreşecek ki hem merkaban açılsın hem de hasat olmaya yakın ol. Sen o titreşimde olmazsan eğer unut hasat olmayı. Olamazsın. Hep böyle lay lay lom hasat olalım aman aman falan. Yok olamaz. Eller havaya olmuyor. Çalışmadan olmuyor. Neyse devam edeyim. Gene Satürn terbiyecisi halime döndü. Kusura bakmayın bazen böyle. Ama biz bize konuşuruz. Geldim evinize. Misafir oldum şu an. Ben de böyleyim yani. Yapacak bir şey yok. Devam edeyim. Ne diyor bakalım bizim Tot? Gerçekten muhteşem yani. Aslında bir uzun ömür dönemi başladı. Ve sizler tam bir fiziksel, eterik, 12 iplik DNA'sı ile sevgi ve ışığın en inanılmaz büyülü üstad varlıkları idiniz. Ve fiziksel bedenlenirken bir olanın kozmik kalbine, kozmik inisinasyonlarınızı gerçekleştirme yeteneğiydi. Bu. Kozmik kalbine, kozmik inisinasyon. Müthiş. Bu barış çağı 26 bin yıl boyunca, milattan önce 24 bine kadar, 2000 yıl boyunca foton bandına tekrar gireceğiniz ve bundan hemen önce sıfır bölgesi boyunca bir kutup değişimini deneyimlediğiniz zamana kadar devam etti. Takla atmış kutuplar. 2000 yıl boyunca değişim olmuş. Foton çağı gelmiş o zaman. O sırada küçük bir Atlantis parçası battı. Ve binlerce yıldır ilk defa Atlantislere bir korku hissi geldi. Dahası Atlantisler arasında hiç evlerinde hissetmemiş olan Marslıların, Marslılar dünyaya gelmiş ama çok da memnun değiller yani, özlüyorlar Mars'ı. Bilinçaltı negatif enerjisi vasıtasıyla kozmik kötülüğün etkileri yine eterik planları etkileyecek ve daha fazla uyumsuz bilinç seviyeleri yaratacaktı. Yani Marslılar biraz değil negatifliği bunlar taşımışlar. Hani Lucifer'in soyu falan dediğimiz. Anlaşılan bağ var. Belial oğulları zaten. Ve mutlu da değiller dünyada bu arada. Özlüyorlar kendi vatanlarını ama iş işten geçmiş artık. Bu arada Mars'ta yerin altında hala yaşıyor bu varlıklar. Özellikle reptilyan, gri gibi. Ben bir vizyonu anlatmıştım kitapta. Daha sonra videolarda da anlattım. Bir araçla Mars'a yaklaşıyoruz. Yaklaştıkça biz, yanında rehber varlığı, birden Mars'ın tepeleri hareketlenmeye başladı. Gökkuşağı gibi ışık saçıyorlar. Her bir tepeden piramit şeklinde veya çan şeklinde de, çünkü tepesi var, ucu var sivri, uzay araçları havaya fırladılar ve bize doğru son sürat gelmeye başladılar. Anladım ki Mars'ın altında ciddi bir yaşam var. Hani diyor ya, her tepeden çıkacaksınız diye. Mars'ın tepeleri ve NASA'dan filtrelenen bazı görüntülerde, NASA ile ilgili, koza biçiminde böyle, bu anlattığım gibi, tepelerde görüntüler kaydedilmiş ve oralarda yerleşim alanları oldu
düşünülmüş. Yabancı belgesellerde var, bulabilirsiniz bu görüntüleri. Sonra büyük krizler ölüme ve yıkıma neden olabilecek bir frekansı ayarlandı. Ve bu kutup değişiminin yarattığı korku bilinci vasıtasıyla büyük kristalin kötüye kullanılması Belial'in oğulları aracılığıyla gerçekleşti. Marslar ve Anunnakiler biçimindeki kozmik kötülüğün etkisi altındaki Belial'in oğulları, işte bu, materyalizm ve negatif ego cazibesi yoluyla kendi bencil güç arzularını takip ettiler. Büyük kristali kötüye kullanarak enerji alanlarınızda ve dünya ananınkine çarpıklıklar yarattılar. Ve yaklaşık milattan önce 17.500'de, milattan önce 15.000'e kadar büyük kristali kazara o kadar büyük bir dereceye kadar ayarlayarak dünya atmosferini neredeyse yok ettiler. Aman Allah'ım. Bu nasıl bir hırstır ya? Güç zehirlenmesi ne kadar kötü bir şey. Madde için. Dünyanızın çekirdek merkezindeki volkanik aktivite inanılmazdı. Yani atmosferdeki problemler ne olmuş? Dünyanın yüzeyindeki döngüyü etkilemiş. O etkilenince çekirdeğin dönüşü de etkilenmiş. Şimdi arkadaşlar, bizim dünyamızın merkezinin etrafında sıvı demir giderek katmanlaşıyor. Bunun bir döngüsü var. Saat yönünde de. Bir de dünyanın yer kabuğunun döngüsü var. Bu ikisi tersine dönüyor. Denge var burada. Her iki döngü dedi. Bu sırada oluşan manyetik alanda atmosferde iyonosfere kadar bir levitasyon alanı meydana getiriyor. Bu sayede biz bu bulutların oluşturduğu yeryüzünde yaşamamızın sebebi bu. Kolayca yaşamamızın sebebi bu. Yoksa yeryüzünde yaşamak mümkün değil. Bu atmosfer bu şekilde levitasyonda oluşmasa. Diğer gezegenler gibi biz de yerin altında yaşamak zorunda kalırız. Ama dünyada bu denge var. Şu anda da var, bu bizim üçüncü boyut matrisimizde var. Ama zamanda Atlantisler, Belial oğulları daha doğrusu, bunu bozmuşlar. Çekirdeğin döngüsünü bozmuşlar. Çok fazla yerin altında volkanik aktivite olmuş. Depremler meydana gelmiş bu sayede. Ve yerin yüzeyindeki denge de bozulmuş. Ama bunu bozan aslında atmosferde yaptıkları değişiklikler. İşte şimdi dünya ısınıyor falan. Ozon delindi. Ama Atlantis zamanında büyük kristali kullanarak çok büyük dereceye ayarlamış bu arkadaşlar. Artık nasıl bir hırsa atmosferi de mahvetmişler. O da çekirdeği mahvetmiş etkileyerek. Bu hasat zamanında da çok fazla deprem olacak. Şu anda da oluyor. Özellikle kuzeydoğu yönde olacak. Çünkü eksen böyle kayıyor. 24'den 36'ya kadar dendiğine göre kaydığı anda takla durumu. Hani bu Japonya ve aksindeki, orada da ejderha üçgeni var biliyorsunuz. Bermuda'nın tam ikizi diyelim. Çok kötü bir manyetik alan var. Ben üstünden çok geçtim o alanın. O yüzden biliyorum. Özellikle oralarda oluşacak olan depremlere dikkat edin. Ve bunun tam aksi yönündeki depremlerde. Neyse, devam edelim. Yaşın, eğer uygun olanlar olursa görürler veya torunlar görür, çocuklar, Allah korusun, görülmesin diyelim. Yani olmaz inşallah. Ama giderek oraya doğru kayıyoruz.
Her geçen gün badireler artıyor biliyorsunuz. Her yönde. Dünya planınızın elektromanyetik ve jeomanyetik yapısını zayıflatan bu volkanik aktiviteden kısa bir süre sonra bir kuyruklu yıldız dünyaya yaklaşarak büyük kristali ve onunla birlikte Atlantis kıtasının parçalarını yok etti. Bu kuyruklu yıldız bugün Güney Carolina'nın Charleston kentinin bulunduğu yerin yakınında Atlantis'in batı kıyılarına uçtu. Güneybatı bölgesinde en büyük iki parçadan biri Atlantis'in ana gövdesine çarptı. Atlantis'in bazı bölümleri battı ve birkaç adaya girdi ve geriye üç ana ada, Poseida, Aryan ve Ok kaldı. Zamanla büyük kristalin sürekli kötüye kullanımı yoluyla dördüncü boyut bilincinin alt oktavlarına geçtiniz. Bak hala dördüncü boyut ama alta inmiş, iniyor artık, üçe doğru. Ve daha sonra Mars deneyinde olduğu gibi Mars'ta da benzerini yaşamış bu adamlar. Bir daha gelmiş, bir de dünyayı pisletmişler. Dördüncü boyut bilincinden üçüncü boyut bilincine geçirildiniz. Ya, dörtten üçe düşmüşüz. Bu matris böyle oluşmuş. Dörtmüşüz yani daha önce. Tabii bunu Atlantis bakiyesi ruhlara söylüyor. İnşallah öyleyizdir. Çoğunuz birin kozmik bilinciyle sonsuz bağlantınızdan şüphe duyar oldunuz. Şimdi ben analistlerde de kader okuma yapıyorum biliyorsunuz. Çok fazla sorguluyor arkadaşlarım bir kısmı. Bir olan yaradanın varlığından şüphe. İşte bu geri evrimleşmeden dolayı ruhumuz. Aslında bilincimiz biliyor yani ruh bilincimiz biliyor. Nasıl var olduğumuzu ama geri evrimleşme olduğu için açık olanlar kapatılmış. Hatırlayamıyoruz. O zaman da soru işareti kafamızda oluşuyor. Ama inşallah yavaş yavaş hatırlıyoruz. Açılıyor perdeler. Hiç kuşkunuz olmasın. Kuyruklu yıldız dünyaya yaklaşırken onu uzayda görebiliyordunuz. Marslar uzaydaki kuyruklu yıldızı yok etmek için büyük kristali kullanmak istediler. Bunlar zırt pırt böyle büyük kristali kullanalım demişler. Atlantisler de daha önce kullandığınız atmosferi mahvettiniz, oturun yerinize demişler olan bu. Ancak Atlantislerin çoğu çok fazla yıkıma neden olmadan okyanusunuza ineceğini düşünerek kuyruklu yıldızın dünyaya yaklaşmasına izin vermek böyle izin vermek istemişler. Yani bir şey olmaz diye düşünmüş. O ilk Yahvi'nin çocuklarının silsilesi olan Atlantisler. Işık çocukları yönetimindekiler. İki ayrı kesim var burada. Ama Marslar, bu Belial oğulları illaki büyük kristali kullanalım demişler. Uyuşmazlık falan, kavga, gürültü şeyler çıkmış. Anlaşamamışlar kendi aralarında. Kuyruklu yıldız okyanusa inmedi. Atlantis'i vurdu. Bizim Atlantisler yanılmış. Belial oğulları haklı çıkmış. Aslında Atlantis'e çarptığı gibi büyük kristalin kötüye kullanılmasıyla yaratılan zayıflamış elektromanyetik ve jeomanyetik ızgaralar nedeniyle dünya planınızı büyük ölçüde yok etti. Dördüncü boyut matriksini çok harap etmiş, yok etmiş. Ama bunu da diyor ki Todd, daha önce diyor bu Belial oğulları diyor zayıflattılar atmosferimizi. Aşırı kullanarak büyük kristali. Bizimkiler aslında bu atmosfer düzgün çalışsaydı Matrix'in kuyruklu yıldız durdurulabilirdi diye düşünmüşler. Onlar da yanılmış. Öbürleri de daha önce zarar vermiş. Ve çarpmış kuyruklu yıldız. Atlantis'i vurmuş üstelik. Okyanusa bile düşmemiş. Kuyruklu yıldızın parçaları güneybatı bölgesine indiğinde Marsların çoğunun yaşadığı yere indi ve birçoğunu öldürdü. Üstelik de Atlantis'te bu Belial oğullarının çok olduğu yere düşmüş. Allah'ın işi işte.
Adamlar da tabii bunun üzerine kin, nefret besler. Bu artık kontrolü ele geçirmeye kararlı olan Marslılar ve Atlantisler arasında daha da büyük bir sürtüşmeye neden oldu. Zamanla Marslılar plan yaptı ve öfkeyle körüklendi. Kendi gezegenlerinde yaklaşık 1 milyon yıl önce yaptıkları gibi sentetik bir merkaba yaratmaya karar verdiler. Yani demişler ki biz gene burasını da mahvettik. Buradan da başka bir şekilde zaman yolculuğu yapalım. Dünyanın başka bir dönemine. Belki de Mars'ın yapacaklar, bilemiyorum. Neresi uygunsa oraya gitmek istiyorlar. Bu adamlar hep böyle bir sıyıralım biz modundalar. Bu aşamada hala çoğunlukla 4. boyut bilinç seviyesindeydiniz ve Marslılar bir alt boyut aktivitesi çılgınlığı yaratmak istediler. 3. boyut matriksi yaratırsak yaşama şansımız olur demişler de bu matriksi böyle yaratılmış. Fikir bu sentetik merkabayı etkinleştirmekti. Yani 4. boyuttan 3. boyuta bu portal zamanda yolculuk veya sentetik merkaba diyor, portal açmak, öyle gelmek istiyorlar. Başarmışlardı. Yani manyetik alan kaymasıyla boyutlar arasında geçersiniz geriye. 4'ten 3'e de geçerken 2 farklı manyetik alan vardır. Biz hasat olduğumuz zaman da 3'ten 4'e geçeceğimiz zaman yine manyetik alan atlaması yapacağız. Işık hızı lazım orada da. Boyutsal olarak dünya planınızı Marsların dış güç ve tahakküm yoluyla kontrol etmesine izin verecek, yükseltilmiş insan yanlış yaratımları 3 boyutlu bir frekansa kaydırılacaktı ve kaydırılmış. Ya aslında 4'teymişiz de 3'e düşürülmüşüz. Ayrıca bu dünya planının etrafındaki ve bu güneş sistemindeki karantina ızgarasının kutsal geometrilerini de anladılar. Yani Satürn konseyinin karantina ızgarasını da çözmüşler arkadaşlar. Bu sentetik merkabayı yaratarak ve özellikle yıldız tetrahedron şeklini kullanarak, Davut'un yıldızı mıydı bu? Değil mi? Öyleydi. Bu arada Davut da bir zaman yolcusu. O bir kılıç vardır, kılıcın üstünde kesik başlı Davut gibi söylenir. Geçmişte mi yaşadı, gelecekte mi yaşayacak Davut? O da bir sırdır. Fakat Hızır'ın zaman yolcusu, Zülkarneyn, Musa'nın zaman yolcusu oldu. Kehf sakinlerinin zaman yolcusu oldu. Anlatımda, Kur'an'da hepsi anlatılıyor. Davut'un da zaman yolcusu olması hiç akla aykırı gelmiyor. Niye olmasın, değil mi? Belki bunları da anlatırız. Kapı açılır. Evet, tüm yaşamın karantina ızgarasına ve orijinal ilahi 8 hücreli mavi kopyanıza müdahale edeceklerini bu Belial oğulları Marslı arkadaşlar biliyorlarmış. Ancak teknolojiyi hatırlayamadılar. Allah'ın işi işte. Ve yaklaşık olarak M.Ö. 11.000'de gerçekleşen bu deney sizin ve gezegeninizin yani dünyanın neredeyse yok edilmesi yoluyla birçok yönden amacına ulaşılmasına rağmen bir başarısızlık olarak kabul edildi. Yani ilahi konseyler bunu başarısızlık demişler yaptıkları şey. Ters 4'ten 3'e geçirilmesini başarılı bulmamışlar. Şu anda bizim yaşadığımız. Bu sentetik merkaba tamamen kontrolden çıktı. Dünya planında alt boyutları yararak açtı. Ve 8 hücreli planınız merkeze dek yıldızı, Davut yıldızı aracılığıyla orijinal ilahi kodlamanızın yanı sıra dünya düzlemi etrafındaki karantina ızgarasını tamamen yok etti.
Dahası alt boyutlardan bu dünya planında enkarne olmayı bekleyen milyonlarca geri kalmış ruh insanlığın bedenlerine girdi işte. Demin anlattığım şey. Adam kıtır kıtır kesiyor anasını babasını. Ya da karısını falan. Nasıl bir ruh bunlar? Parçalanmış ruhlar. Ve aynı zamanda obsesyona tabi olan ruhlar. Büyük olasılıkla güç için davet ederler obsesyonu. Onların da bir geçmişi vardır tabii ki. Hem tekamülleri farklıdır. Hem de yaşadıkları olayların neden olduğunu bilmezler. Etrafındakileri suçlarlar. Bir türlü kendilerinin yaptığını anlamazlar. Bunlar parçalarlar ruhlarını. Bunları da anlatacağım başka bir videoda. Daha uzun. Devam edelim. Ve siz Atlantis bakiyeleri olan ruhlar bu gezegendeki bir karanlık çağa girdiniz. Çok yazık olmuş. Ayrıca şu anda sizin Bermuda şeytan üçgeni dediğiniz şeyin altındaki okyanus yatağının dibinde olan bu sentetik merkaba hala orada deli bozuk çalışıyor ya. Varoluşun birçok boyutu ve düzlemi aracılığıyla mükemmelliğin modellerini çarpıttı. Kaybolma olaylarını. Bermuda şeytan üçgeni videomda anlatmıştım uzun uzun. Bu noktada bu eylemin Atlantis'i ve Amantis salonlarını nasıl etkilediğini açıklamak için biraz konunun dışına çıkalım. Bu konuyu da merak eden çok insan var. Soran bayağı oldu. Şimdi anlatacağımı. Atlantis, Yunan'da yerleşik veya Üstad Horlet olarak bilinen, fiziksel olarak tezahür etmiş bir kozmik varlık tarafından denetlendi. Yani üstten gelmiş bayağı ışık varlıklar. Zaten ışığın çocukları denmişti ya Zümrüt tabletlerinde. Bu zamanda Üstad Horlet, dünya planınızın eterlerinde boyutsal olarak 9. boyutta var olan 3 mil genişliğinde ve 1 mil yüksekliğinde kare bir tapınak olan Ünal Tapınağı olarak bilinen bir geçit ya da konutta yaşıyordu. Ve Ünal içinde soğuk yaşam çiçeğinin ebediyen var olduğu, soğuk yaşam çiçeği diyor bak, Amenti'ye bir geçit vardı. Ne Amenti? Antevren. Antevren ikizi dünyanın. Ahiret denilen yer. Şimdi bu tapınağın tam karşısında Üstad Horlet Ündal, Ünal değil, Ündal tapınağını inşa etti. İkinciyi inşa etmiş. Ve iki bölüme ayırdı. Rahipliğin eğitimi burada 15 yıllık bir süreç içinde gerçekleşiyordu. Rahiplerin eğitimi. Mısır'daki gibi. Çok zorlu bir süreç burada da. Ve tapınak Ündal'ın diğer tarafında bilim adamlarının ve filozofların eğitimi gerçekleşiyordu. Onu da ikiye ayırmış. Rahipler ve bilim adamları falan. Üstad Horlet bir bilgeliğin üstadı olarak Tota, en yüksek potansiyelinizin yanı sıra 9 ana kristalin Atlantis kayıtlarını alması ve daha sonra Mısır olarak bilinen Kem topraklarına gitmesi talimatını veren kozmik varlıktı. Bu arada Mısır'dakiler çok farklılar Atlantislerden. Küçük insanlar onlar. Atlantisler onlara göre dev. Gerçekten o kabartmalardaki gibiymiş. Ha bakıyorsun küçücük adam önünde, öbürü oturuyor koltukta, kocaman. Bu yüzdenmiş. Doğruymuş yani onlar. Ne görüyorsa adamlar onu yapıyor zaten. Hani bir sürü anlam yüklüyorlar falan öyle de. Hayır değil. Bak Kur'an'da apaçık anlatır. Bu kabartmalarda bir takım yapılmış heykelleri. Bunlar da apaçık anlatır. Ne gördülerse onu yapmışlar. Artık bunu anlayalım. Bu
Üstad Horlet ve diğer ışık çocukların normal Atlantisliler yüzlerine bakamıyorlarmış. Bakan ölüyormuş. Öyle bir farklı. Hani Musa elini koyuyor, beyaz çıkıyor, ışık olarak çıkıyor ya. O da bunlarda, ışık çocuklarında. Tot da bir süre sonra onlar gibi evrimleşmiş. Yani ışık çocuğu olmuş Tot da. Zümrüt tabletlerine anlatmıştık diğer videoda. Mars deneyinin olumsuzluğu nedeniyle Üstad Horlet'e Atlantis'in batışında Amalter'in kozmik lordları, sanat kumara, kumaralar ve dünyanın kozmik bilinci yardım etti. Yani Mars'ta daha önce bayağı kötü bir batış, yok oluş olmuş. Anlaşılan biraz ilahi hiyerarşinin eksikliği olmuş Mars'ta. Ve hak ediş kazanmış bu Marslılar. Pek yardım gelmediği için. O yüzden dünyaya gelişleri zaman yolculuğuyla da liyakatına ermişler. Şimdi bu Üstad Horlet gibi kozmik varlık. Buna Amenti'nin kozmik lordları, yani ahiret sisteminin efendileri, sanat kumaralar, omega varlıklar, bu kumaralar, çok boyutlu varlıklar, venüsyenleri de var bunların. Sananda falan da var. Bilirsiniz Sananda'yı. Ve dünyanın kozmik bilinci, logos. Dünya Rabli yardım etmiş. Yahve falan diyoruz ya, logos. Hepsi yardım etmişler. Ama Üstad Horlet bayağı bir Atlantis'te görevliymiş bu batış sırasında. Ancak Ünal Tapınağı ve Ündal Tapınağı da Atlantis'in düşüşünden hemen sonra batmış. Yani yine de çok başarılı olamamışlar. Mars kadar olmamış ama bu üçüncü boyuta kaydırılma dördüncü boyuttan. Yine de bu ışık çocukların tapınakları bile batmış. Bu doğal trajedi Amenti salonları aracılığıyla birçok harika öğretinin İnsanlık için erişilebilir olmasını engelledi. Amenti'ye çekilmiş pek çok bilgi. Yani yüzeydekilerden gizlenmiş, daha doğrusu toparlanıp çekilmiş antevrede. Ve eski Mısır'da bu öğretiler yalnızca ileri düzey inisiyelerin kullanımına açıldı. Ta ki siz Bermuda Şeytan üçgeni ile çalışana kadar. Artık ilahi sevginin birlik ızgarası etrafındaki 12 ışık piramidinden yayılan enerjiyi deneyimleyebiliyorsunuz. Çünkü hassas zamanı geldi. O yüzden. Perdeler kalkıyor. Artık bu kristalin düzgün enerjisi, özellikle Atlantis bakiyesi olan ruhlara tekrar erişmeye başladı. Sirius Baş Melekleri Birliği tarafından ışıklandırılan Atlantis'in eterik piramidi artık aktive oldu. Düzeltiliyor yani. Sirius Baş Melekleri Birliği tekrar ele almışlar. Bu kristalin çalışmasını düzeltmeye başlamışlar eterik kısmını. Işık usta kılavuzunuz olarak Tot yeniden görevde. Işık ve karanlık oyununda neler olduğunu anlayacaksınız. Ve ne yapman gerektiğini hatırlayacaksın. Hepsi bir, hepsi sevgidir. Atlantis piramidi tüm ışık boyutlarına, tüm altın ışık çağlarına, boyut portallarını açan Atlantis'ten 12 üstad kristali eterik olarak barındırır. Madde demiyorum bak, eterik. Ve bununla bu üstad kristallerden yayılan kristalin bilincin yücesel düzeyde aktive olmasına izin verir. Ve çakraların içinden geçerek sizi bu dünya planında zamandaki gerçekliklerin yanılsamasının ötesine götürür. Neydi zamanda? Zaman yoktu değil mi? Zaman bir araçtı. Bizim bu üçüncü boyut gerçekliğe maddesel çöküşümüz için,
Maddeyi çökertme diyoruz ya, zamanla çökertiliyor. Tek ve birlik bilincinin kuantum kristalin alanında formda yüce yaratıcı olduğunuzu bileceksiniz. İyileştirilmesi gereken şeyi iyileştirmek ve her düşüncenin, duygunun ve eylemin tam ihtişamını ışığınızda kendinizi gerçekten deneyimlemek ve tanımak için. Evet arkadaşlar, bugün de böyle bitirelim ama bu konulara devam edeceğiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.